Koronavirüs hakkında bir teşhis, bir tahlil. Şahsa, topluma, devlete, dünyaya bakar. Her şey onun irade ve meşiyetiyle olur. İstediği olur, istemediği olmaz. Her ne isterse yapar, istemese hiçbir şey olmaz. İcat ve halk doğrudan doğruya perdesiz Zat-ı Zülcelal'in kudretine bakar. Halk etmek, icat etmek ona mahsustur. Esbab yalnız bir perdedir. Halk eden Halik mahlukunu bilmez mi? Ve bilmemesinin imkanı var mı? Hakk'a ait olan halk ve icat ise daha başka güzel netice ve meyveleri olduğu için güzeldir, hayırdır. Ben dünyaya işittirecek derecede kanaati kat'iyemle derim, istikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak ve hakim hakaiki Kur'aniye ve imani olacak. Öyleyse şimdiki kaderi ilahi ve kısmetimize razı olmalıyız ki bize parlak bir istikbal, ecnevilere müşevveş bir mazi düşmüş. Bediüzzaman. Değerli dinleyicilerimiz, bu teşhis ve tahlili Miraç gecesinde yazmaya başlamıştım. Fakat bitirmek nasip olmadı. O gece cümlelerimi biraz değiştirerek şöyle devam etmiştim. Nasıl ki Miraç-ı Şerif, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin manevi terakki yani ilerlemesinin unvanıdır. Hastalık ve musibetler de aslında her bir hadise gibi insanların terakkilerine sebeptir. İnşallah bu virüs hadisesi de başta memleketimiz olarak bütün insanların maddi manevi miraçlarına yani terakkilerine sebep olur. Bu hadise münasebetiyle biz de hayatine hizmet edenler olarak kendi çapımızda hadiseyi teşhis ve tahlil etmeye çalıştık. İnşallah bu teşhis ve tahlil devletimize, insanlarımıza, insanlığa menfaati olur. Kalplerini ferahlatır, aslımıza, özümüze dönerek hayatımıza maddi manevi çeki düzen vermemize, yeniden taze bir şevk ile dünyevi ve uhrevi istikballerimize çalışmamıza vesile olur. Biz korona mevzusunu 6 noktadan ele almaya çalıştık. Birinci nokta, koronavirüsü bir tesadüf müdür? Görünürdeki sebebi nedir? Fiil failsiz olmaz. İş, eylem, o işi, o eylemi yapanı gösterir. Nasıl ki en basitinden ne bir harkatipsiz, ne de bir iğne ustasız olmazsa, kainattaki hiçbir hadise kendi kendine tesadüfi, rastgele, tabi, yani tabiatının icabı olamaz. Muhakkak bir kast, bir tercih iledir. Yoksa o fiil israf olur ve abestir. Rabbimiz böyle abes işlerden münezzeh olduğunu, kainattaki icraatından anladığımız gibi, onun yarattığı ve onun bir aynası olan insandan da böyle israf, abes bir fiil, eylem beklenmez. Özellikle de bu insan, kendi menfaatlerini düşünen birisi ise katiyen rastgele bir iş yapacağı düşünülemez. Öyleyse bu koronavirüsünün birden çıkıp, başta Budizm merkezi olan Çin'i, İslam'ın merkezi olan Arabistan, Kabe'yi, Hristiyanlığın merkezi olan İtalya'yı, Vatikan'ı vurması şehadetiyle ve geçen sene çok eski kilise olan Notre Dame ve kısa bir zaman içinde diğer bir kilisenin yakılması işareti ve münasebetiyle hedef kesinlikle dinlerin insanlık aleminden kaldırılmasıdır. Hem nasıl zamanında memleketimizde alimler asıldı, harf değişikliği yapıldı ve bin yıllık mazi ile irtibat kesilip yeni bir sistem kurulmaya çalışıldı. Yine Rusya'da 1917'de çarlık yıkılıp belki binlerce kişi katledilerek bin yıllık mazi mahsulatı yakılıp yeni bir sistem olarak komünizmi getirdiler. İşte tarihte bu ve bunun benzeri hadiselerden anlıyoruz ki bu virüs hadisesi dahi böyle bir hadisenin fakat çok büyük çapta yani dünya çapında bir dinsizlik faaliyetinin başlangıcıdır. Hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zaman hadiselerinden haber verdiği müteşabih denilen manası herkese açık olmayan hadisleri Bediüzzaman Hazretleri başta 5. şu adlı eseriyle akla mantığa uygun olarak ispat etmiştir. Hem gerek virüs hadisesi, gerek önceki hadiselerin hedefiyle hadisi şerifler ve izahları birbirine uygun düşmesi delaletiyle kat'iyen ahir zamanın dehşetli şahs ve komiteleri çıkmıştır. İlerideki icraatlarıyla daha da açığa çıkacaktır. Bu dehşetli şahıs ve komitenin ismine hadisi şerifler, Deccal ve Süfyan komiteleri diyerek ümmetini ikaz etmektedir. Muhbir-i Sadık Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Büyük Deccal, Süfyan, Yecüc Mecüc, Dambetül Arz gibi korkudan hadiselerin yanında ümit verecek
Hazreti Mehdi'nin radıyallahu anh gelmesi, Hazreti İsa'nın aleyhisselam yeryüzüne inmesi, yeryüzünden Yahudilerin silinmesi, dünyanın çoğunluğunda 40 yıl İslam'ın asr-ı saadet gibi yaşanmasını da haber vermiştir. Ahir zamanın hadis ve hadisatının izahlarını arzu edenler, Bediüzzaman Hazretlerinin başta 5. şuya, 15. mektup, 29. mektubun 7. kısmı olarak diğer eserlerine bakabilir. İkinci nokta, madem bu komitenin hedefi dini kaldırmak, hatta kendi suri hakimiyetini dünyaya da tatbik etmek olduğu için dinin kaldırılması lazım. Öyleyse din nedir ki kaldırılınca insanlara hükmediyor? Hem de dinsizliğin ve dinin hükümleri ve toplumda neticeleri nedir? İkinci noktayı üç kısma ayırdık. Birinci kısım, din nedir? Dinin ıstılah manası, Allah ile kul ve kullar arasındaki münasebetleri tanzim eden, düzenleyen nizam, düzen demektir. Bediüzzaman Hazretleri ise Kur'an'ın bitmez tükenmez hazinelerinden çıkarmış olduğu eserlerinde dinin tarifini farklı şekillerde yapar. Biz uzatmamak için kısaca ve özet olarak birkaç tanesini ele alacağız. 8. Söz adlı eserinde dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmasa dünya bir zindan olması, dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğu gibi mevzuları anlatırken, kısaca iki kardeşin beraber seyahate giderken karşısına iki yol çıkıp yolun başında ciddi bir adamın onlara iki yolun tarifini yaparken, sağ yolda kanun ve nizame tebaiyet mecburiyeti vardır. Fakat o külfet içinde bir emniyet ve saadet vardır. Sol yolda ise serbestiyet ve hürriyet vardır. O serbestiyet içinde bir tehlike ve şekavet, her türlü belayı, sıkıntıları çekmek vardır diyerek, sağ yol ile dinin, sol yol ile dinsizliğin önce kısaca, sonra tafsilen izah etmiştir. Yine din, bu güzel kainatı yapan zatın, o zatı kendiyle beraber tarif edecek bir beyannamesi ve bir tarife namesidir. Hülasa din, Halik ile mahluk, yani yaradan ile yaratılanı tanıyıp, hukuklarını anlatıp uygulayarak kainatla beraber bir bütünlük içinde insanları maddi manevi ilerlemeye götüren bir düzen, bir sistemdir diyebiliriz. İkinci kısım, dinsizlik şahısta ve toplumda nasıl meyveler veriyor? Bir Müslüman en ahir ve en büyük ve dini ve daveti umumi olan ahir zaman Peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı inkar etse ve zincirinden çıksa daha hiçbir peygamberi, hatta Allah'ı kabul etmez. Hakiki Yahudi veya Mecusi veya Nasrani de olmaz. Belki dinsiz olur, seciyeleri bozulur, vatana millete muzır bir halete girer. Afyon hapsi müdafaasından, eğer dinsizliği bir nevi siyaset zannedip bu hadisede bazıların dedikleri gibi derseniz, bu risalelerin ile medeniyetimizi, keyfimizi bozuyorsun. Ben de derim, dinsiz bir millet yaşayamaz. Dünyaca bir umumi düsturdur. Ve bilhassa küfrü mutlak olsa, cehennemden daha ziyade elim bir azabı dünyada dahi verildiğini Risale-i Nur'dan gençlik rehberi gayet katli bir surette ispat etmiş. Dinsiz daima istibdat altındadır. Tahdidi hürriyet, İnsaniyet noktayı nazarında da zaruridir. Ama hürriyet-i mutlaka, vahşet-i mutlakadır. Bir hayvanlıktır. Şeytanın istibdadı altına girmektir. Nefs-i emmare esir olmaktır. Acaba bu ehli bid'a ve doğrusu ehli ilhad, bu dinsizlikte hangi menfaati buluyorlar? Eğer idare ve asayişi düşünüyorlarsa, Allah'ı bilmeyen dinsiz on serserinin idaresi ve şerlerini def etmesi, bin ehli diyanetin idaresinden daha müşkildir. Eğer terakkiyi düşünüyorlarsa, öyle dinsizler idari hükümete muzur oldukları gibi terakkiye dahi manidirler. Terakki ve ticaretin esası olan emniyet ve asayişi kırıyorlar. Doğrusu onlar meslekçe tahribatçıdırlar. Dünyada en büyük ahmak odur ki böyle dinsiz serserilerden terakki ve saadet-i hayatiyeyi beklesin. Üçüncü kısım, din şahısta ve toplumda nasıl meyveler veriyor? Asıl hür mümindir.
dinsiz daima baskı altındadır. Çünkü sani aleme hakkıyla hizmetkar olan başkasının istibdadına tezellüle tenezzül etmez. Hakiki vukuatı kaydeden tarih, tarih hakikate en doğru şahittir. İşte tarih bize gösteriyor, hatta Rus'u mağlup eden Japon başkumandanının İslamiyet'in hakkaniyetine hak olduğuna şehadeti şu ki, özet olarak, Müslümanlar dinlerine bağlılıkları derecesinde maddi manevi ilerlemişler, dinlerinden gevşemeleri derecesinde maddi manevi geri kalmışlar. İşte Avrupa'nın üstadı Endülüs Devlet İslamiyesi, işte Osmanlı İmparatorluğu'nun başı ve sonu. Dini ve dinsizliğin şahısta ve toplum hayatında maddi manevi meyvelerini Bediüzzaman'ın başta 12. söz olmak üzere diğer eserlerine havale ederek bu çok uzun mevzuyu burada bırakıyoruz. Üçüncü nokta ise bu musibetin bütün insanlığa gelme sebepleri neler olabilir? Hem de tecrübeyle sabittir ki ceza bir kusurun neticesidir. Fakat bazen o kusur işlenmemiş başka kusurun suretinde kendini gösterir. O adam masum iken cezaya müstahak olur. Allah musibet verir, hapse atar, adalet eder. Fakat hakim ona ceza verir, zulmeder. Esbab tahtında vücuda gelen hadiseler, o esbabın halis malı değil. Belki asıl o hadisenin hakiki sahibi kaderdir. Kader ise hikmet-i ilahi ile hükmeder. Yani görünürdeki sebep hadisenin asıl sahibi değil, Rabbimizdir. Çünkü yaratma sadece ona aittir. Allah ise boşu boşuna abes bir iş, fiil yaratmaz. Muhakkak birçok hikmetleri vardır. Öyleyse bu virüs hadisesine de sadece büyük deccalin, tabiri diğerle üst aklın yeni bir sistem getirmek için bazı toplumları ortadan kaldırma hadisesidir diye bakmayacağız. Üstteki iki hakikatin ışığı altında umumi musibetlerin gelme sebeplerine bakmaya çalışalım. 27-28 Aralık 1939 Erzincan depreminin tahlilini yaparken şöyle denilmiş. Ramazan-ı Şerif'te radyo lisanıyla, kızların ağzıyla bu İslam memleketinde gayet cazibedar şekilde şarkı söylenmesi ve umumi hal alması ise yani Türkiye genelinin etkilemesi, insanların böyle günahlara kalben veya fiilen taraftar olması. Birinci Dünya Savaşı'ndaki büyük musibete maruz kaldığımızın sebebini İslamiyet'in üç erkanındaki yani namaz, zekat, oruçtaki ihmalimiz olduğu. İkinci Dünya Savaşı sebebi ise o musibeti semaviyeden ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felaketten. Yani zalim kısmı teknoloji nimetini haram şeylerde, insanlara zulüm etmekte kullanmasından olduğunu söylemiş. Evet, alem-i İslam'ın bu asrın en büyük hasareti olan bu dehşetli ikinci harbi umumiden kurtulmasının sebebi, Kur'an'dan gelen iman ve amali saliha olduğu gibi, fakirlere gelen acı açlık ve kahtın sebebi dahi orucun tatlı açlığını çekmedikleri ve zenginlere gelen hasaret ve zayiatın sebebi de zekat yerinde ihtikar, yani stoklama etmeleridir. Eşeddi zulmü de rızık hakkında bir dehşetli ameliyat ve kader-i ilahi hakimane bir adaletle çoktan beri teraküm eden zekatları ve cizyeleri almak, bu hadden çok ziyade tecavüz eden hırsı ve ihtikarı tokatlamak için. Adampazarı zelzelesinin aynı gününde, zelzeleden birkaç saat evvel, umumi ve herkese göstermek için bir büyük tiyatro teşekkülüyle ve oyuncu kızlardan dört güzelini çıplak olarak alayişle çarşı ve pazarda gezdirerek o cazibedarlara kapılan tiyatro binasında toplanan 1000 kişiden fazla seyirciler, oyun başlarken birdenbire arz, kemal-i hiddet ve gayz ile onların hayasız yüzlerini dehşetli tokatladı, mahvedip zir-i zeber etti ve o binayı hak ile yeksan eyledi. Yine başka, neden dostların, Kur'an'a hizmetinde çalışanların kusuratına tokat gelir, hücum eden düşmanlara bu tarzda gelmiyor? El cevap, memur olmayan ve hususi, şahsi itibariyle hıyanet eden hususi tokat yer.
Eğer memur ise kanun namına kanunsuz hıyanet eden, ilişen, o memlekete, o biçare ahaliye bir umumi tokada vesile olur. Ya zelzele, ya yağmursuzluk, ya hastalık, ya fırtına gibi umumi belalara bir vesile olur. Kendisi zahiren görünürde hususi tokat yememiş gibi görünüyor. Hem eğer dinsizlik hesabına, iman hizmetine ilişenler olsa, اَذْظُلْمُ لَا يَدُمْ وَالْكُفْرِ يَدُمْ kaydesince, küfür derecesine giren öylelerin zulümleri büyük olduğu için ahirete tehir edilir, ekseriyetçe küçük zulümler gibi cezaları dünyaca tacil edilmez. Bugünlerde hastalığım itibariyle kışın pek şiddetli şiddetine tahammül edemedim. Çok tecrübelerimle umumi bir hatanın neticesinde hava ile zemin, zelzele ile ve fırtına ile gazab-ı ilahi haber vermek devinden hiddet ediyorlar gibi adete muhalif bir vaziyet gösterdiler. Ben de bundan bir manevi fırtınaya alamet hissettim. Kalbime geldi ki, acaba yine İslamiyet ve hakaiki imaniye zararına bir hatayı umumi mi meydana geldi? Adetim olmadığı halde ve dünya siyasetini terk ettiğim halde bu nokta için sordum. Ne var? Cerideler ne haber veriyorlar? Bana dediler ki, din propagandasını yapan dindarların serbestiyet kanunu geri kalmış, fakat solcular hakkındaki kanunu tacil edip tasdik etmişler. Musibetlerin gelme sebebini genel olarak Hülasa Nevi'nden şunları söylemiş. Eğer desen bu dünyadaki musibetler, çirkinlikler, şerler, ihatalı yani her şeyi kaplayan rahmete münafidir, zıttır, bulandırıyor. El cevap, Risale-i Kader gibi nurun risalelerinde bu dehşetli suale tam cevap verilmiş. Onlara havaleyle kısacık bir işareti şudur. Mealen, deprem, sel, kuraklık, mikrop, salgın, hastalıklar gibi her bir mahluk ve mevcudun her birinin küçük büyük çok neticeleri var. O hadise vasıtasıyla alınacak meyveleri var. Ve ekseriyeti mutlakası maslahat ve güzel ve hayır ve rahmettirler. Ve az bir kısmı kabiliyetsizlere ve yanlış mübaşeret edenlere veya ceza ve terbiyeye müstahak olanlara veya çok hayırları sümbül vermeye vesile olanlara rast gelir. Dördüncü nokta ise bu hadiselerin müsbet ve hayır neticeleri ne olabilir? Her şeyden evvel şunu kat'i bilmek lazımdır ki Rabbimiz hayır mutlaktır. Yani o hiçbir zaman tamamen şer bir şey yaratmaz. Yarattığı her şey ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir. Buna şeytanın yaratılması da dahildir. Bunların izahını Risale-i Nur eserlerine havale ederek bu hakikatların ışığı altında virüs hadisesinin şahsi, toplumsal ve küresel açıdan müsbet neticeleri neler olabilir diye bakalım. İlk olarak musibet şerr-i mahsul olmadığından bazen saadette felaket olduğu gibi saadetten dahi felaket çıkar. Musibet cinayetin neticesi, mükafatın mukaddimesidir, başlangıcıdır. Men amene bin kaderi emine minel keder. Kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur kaidesiyle. Ve sağ yola giden akıllı adam ise işte bir bahçeye rast geldi. İçinde hem güzel çiçek ve meyveler var, hem bakılmadığı için murdar şeyler de bulunuyor. Kardeşi dahi böyle birisine girmişti. Fakat murdar şeylere dikkat edip meşgul olmuş, midesini bulandırmış. Hiç istirahat etmeden çıkıp gitmişti. Bu zat ise her şeyin iyisine bak kaidesiyle amel edip murdar şeylere hiç bakmadı. İyi şeylerden iyi istifade etti. Güzelce istirahat ederek çıkıp gidiyor. O bahçe ise muvakkat geçici hayat içtimaidir ki hayır ve şer, iyi ve fena, temiz ve pis şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki huzma safa dama keder kaidesiyle amel eder, selameti kalp ile gider. Bu Kur'an'ı hakikatli düsturlar ile bu musibeti nasıl lehimize çeviririz onun tahlilini yapmaya çalışalım. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anh şöyle buyuruyor. Eğer vesveselerden korkmuş olmasaydım hiçbir tanıdığımın olmadığı bir memlekete giderdim. Çünkü insanları yine kendisi gibi insanlar bozmaktadır. Bukowski ise bazen kendine gelmen için başkalarından gitmen gerekir der ve ekler. Uzaklaşmak özgürlüktür.
Yine başta peygamberler ve onların yolundan giden salih kimselerin hayatlarına baksak, hayatlarının belli zamanlarında insanlardan uzaklaşmışlar. Hatta mağara ve çilehanelere bazen ihtiyari ve bazen ızdırari kapanmışlar. Sonra da tekrar insanlık alemine lider olarak gönderilmişler. Bu fikirlerin ışığında öyleyse biz de kendimiz ve aile efradımızla bu hadiseyi, aslımız, özümüzü yani yaratılış gayemizi tekrar gözden geçirme vesilesi yapabileceğimiz gibi ülkeleriyle ve ev komşularımızla irtibat kesilmesinin işaretiyle maddi manevi ilerlememize yani her ev bir medrese, bir fabrika, bir Ar-Ge olabilir. Kitaplarımız internet üstünden maddi manevi kendimizi geliştirebiliriz. Bu hadise gevşekliğe değil, kendimize güvenip şevk ve gayrete getirmelidir. Bu arada cemaatle namaz kılamaz olduk diyenlere şunu hatırlatmak isterim ki, bir şeyin bütünü elde edilmezse, bütünü terk etmek caiz değil, hadisi şerifince, Bediüzzaman Hazretleri'nin hizmetinde bulunan talebesi Molla Hamid Efendi'ye evine gitmesini söylediğinde tavsiyesinden biri şu olmuştur. Annenle dahi olsa cemaat namazı terk etme. Molla Hamid Efendi, benim namaz kıldıracak kıraatim, liyakatim yok, ümmiyim. Bediüzzaman Hazretleri ise avamın avama yani ümminin ümmine kıldırması caizdir buyurdu. Bu musibet geçene kadar evimizde ailemizle ezan okuyup cemaatle namaz kılsak ve dua etsek ne olur? Belki rahmeti ilahi daha çabuk celbe vesile olur. Hem evimizin, memleketimizin belaların define, rızkına vesile olan yaşlılarımıza hizmet ederek, hem zenginler fakir ve muhtaçların imdadına koşarak, hem mecburiyetle yetişmeyen başta gençlerimiz olarak, haramlardan uzak durup, kalben tevbe edip itaatte bulunarak rahmetin celbine vesile olur inşallah. Zaten bin yıldan beri Kur'an'a hizmet eden bir ecdadın torunlarıyız. En günahkarımızın içinde bile Allah, peygamber, vatan, millet sevgisi vardır. Bunların neticesinde ise bütünlüğümüzü muhafaza edip maddi manevi ilerleyeceğiz ve diğer millet ve devletleri hüsnü misal olacağız inşallah. Son olarak küresel açıdan insanlığa bakan faydasını belirterek 5. noktaya geçelim. Yalnız zehemniyetli bir endişe ve bir teselli kalbime geliyor ki bu geniş boğuşmaların neticesinde eski harbi umumiden çıkan zarardan daha büyük bir zarar, medeniyetin istinadığı menba olan Avrupa'da deccalane bir vahşet doğurmasıdır. Bu endişeyi teselliye medar sebep, alem İslam'ın tam intibahıyla ve yeni dünyanın, Amerika'nın, Hristiyanlığın hakiki dinini düstur hareket ittiyaz etmesiyle ve alemi İslam'la ittifak etmesi ve İncil, Kur'an'a ittihad edip tabi olması, o dehşetli gelecek iki cereyana karşı semavi bir muavenetle dayanıp inşallah galebe eder. 5. nokta olarak da bu bela ve musibetlere nasıl mukabele edilmeli? Bize göre en başta dua ile mukabele edilmelidir. Dua bahsi tam bilinmeyen mevzu olduğunu düşünerek biraz malumat vermek istedik. Bunun için de Bediüzzaman Hazretleri'nin eserlerinden özetlemeye çalıştık. Eğer desen birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir, her duaya cevap var ifade ediyor. El-cevap, cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var, fakat kabul etmek, hem aynı matlubu vermek Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tabidir. Mesela hasta bir çocuk çağırır, ya hekim bana bak. Hekim, lembeyk der, ne istersin cevap verir. Çocuk şu ilacı ver bana der. Hekim ise ya aynen istediğini verir, yahut onun maslahatına binaen ondan daha iyisini verir, yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez. Hem bela ve musibetlerin gelmesi, dua vaktinin girdiğini gösterir. Aynı, güneş batınca akşam olur, akşam namazının vakti girdi deyip namazı durduğumuz gibi. Yalnız şuna dikkat etmemiz lazım ki, ibadet ve duanın sebebi ve neticesi, emir ve rıza ilahidir. Faydası uhrevidir. Yani ahirette görünür. İnsan o vakitlerde aczini anlar, dua ile, niyaz ile Kadir-i Mutlak'ın sonsuz kudret sahibi olan Allah'ın dergahına iltica eder.
Eğer namazdan, ibadetten dünyevi maksatlar niyet edilse, yalnız onlar için yapılsa o namaz battal olur. Mesela akşam namazı güneşin batmaması için ve husuf, ay tutulması namazı, ayın açılması için kılınmaz. Öyle de bu nevi ibadet mikrobun zararını def ve işlerimizin açılması için yapılsa yanlış olur. Musibeti def etmek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Biz vazifemizi yaparız, onun vazifesine karışmayız. Eğer dua çok edildiği halde belalar def olunmazsa denilmeyecek ki dua kabul olmadı. Belki denilecek ki duanın vakti kaza olmadı, bitmedi. Eğer Cenab-ı Hak fazlı keremiyle belayı ref etse nurun ala nur. O vakit dua vakti biter, kaza olur. Aynı zamanda dua sadece dil ile de olmaz ve ondan ibaret değildir. Fiili dua dediğimiz dua da vardır. Mesela devletimizin işin ehli doktorların maddi tedbirler alması fiili duadır. Mesela sokağa çıkmamak, temizliğe dikkat etmek ve benzeri hareketlerle Rabbimizden bizi hasta etme diye fiili dua ediyoruz. Aynen çiftçinin toprağı kazıyarak "Ya Rabbi bizi mahsulatsız bırakma, esnafın dükkan açarak bizi rızaksız bırakma" diyerek dua etmesi gibi. Virüs hadisesi bir musibettir ve cezai amel bir azaptır. Buna karşı ağlamakla ve hüzün ve kederle, niyaz ve hazinane yalvarmakla ve pek ciddi nedamet, pişmanlık ve tevbe ve istiğfar ile karşılamak, dergah-ı ilahiye iltica etmek ve dua ve o hale mahsus ubudiyetle mukabele etmektir. Hem böyle umumi musibetler, ekser nasın, insanların hatasından geldiği cihetle o insanların ekseri, kısmı azamı, büyük çoğunluğu tevbe ve nedamet ve istiğfar etmekle def olur, kalkar. Son olarak şunu ekleyip 6. noktaya geçelim. Ayette vardır, öyle musibetten kaçınız ki geldiği vakit zalimlere mahsus kalmaz. Masumlar ve mazlumlar da içinde yanar. Çünkü musibeti ammeden masumlar harika bir tarzda yangın içinde selamette kalsalar hikmet-i diniye bozulur. Çünkü din bir imtihan, bir tecrübedir. 6. nokta ise hükümetimize, Diyanet reisimize düşen vazifedir. Hükümet erkanlarımız ve Diyanet İşleri Başkanımız gerçi bu dehşetli işin farkındadırlar. Fakat biz de bu vatanın bir evladı olarak böyle bir hatırlatma yapmayı kendimize vazife atfettik. Bu musibetin ifade ettiği mana mevzumuzun başında da beyan ettiğimiz gibi dehşetli bir dinsizlik akımının dünya çapında çıkacak olmasıdır. Buna karşı ise Bediüzzaman Hazretleri'nin birkaç tane mektubunu sunarak tafsilini Risale-i Nur Külliyatı'ndan hususan Tarihçi Hayat ve Emirdağ Laikası 2 adlı eserlerini havale ediyoruz. Dünya büyük bir manevi buhran geçiriyor. Manevi temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felaketi gittikçe yeryüzünü dağılıyor. Bu müthiş sari illete karşı İslam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş batıl formülleriyle mi? Yoksa İslam cemiyetinin teru taze iman esaslarıyla mı? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalasını küfrün çürek delikleri tutamaz. Onun için ben yalnız iman üzerinde mesaimi teksif etmiş bulunuyorum. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar. Beni skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben bütün müsbet ilimlerle, asrı hazır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. Bu hususta en derin meseleleri hallettim. Hatta bu hususta da bazı eserler telif eyledim. Fakat ben öyle mantık oyunları bilmiyorum. Felsefe düzenbazlıklarına da kulak vermem. Ben cemiyetin iç hayatını, manevi varlığını, vicdan ve imanını terennim ediyorum. Yalnız Kur'an'ın tesis ettiği tevhid ve iman esası üzerinde işliyorum ki İslam cemiyetinin ana direği budur. Bu sarsıldığı gün cemiyet yoktur. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum.
Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Yine diğer bir mektubu. Risale-i Nur'un bu vatan ve millete kazandırdığı büyük ve çok mukaddes iki neticeyi beyan etmesi, fil hakika aynen bu iki neticenin tezahürü bu memlekette ve alem-i İslam'da görülmüş olması dolayısıyla bu mektup çok ehemmiyetlidir. Bismillahirrahmanirrahim. Risale-i Nur bu mübarek vatanın manevi bir halaskarı olmak cihetiyle şimdi iki dehşetli manevi belayı def etmek için matbuat alemiyle tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim. O dehşetli beladan birisi Hristiyan dinini mağlup eden ve anarşiliği yetiştiren, şimalde çıkan dehşetli dinsizlik cereyanı, bu vatanı manevi istilasına karşı Risale-i Nur bir Seddi Zülkarneyn gibi bir Seddi Kur'ani vazifesini görebilir. İkincisi, alem-i İslam'ın bu mübarek vatanın ahalisine karşı pek şiddetli itiraz ve ittihamlarını izale etmek için matbuat lisanıyla konuşmak lazım gelmiş diye kalbime ihtar edildi. Ben dünyanın halini bilmiyorum. Fakat Avrupa'da istilakerane hükmeden ve edyan-ı semaviyeye dayanmayan dehşetli cereyanın istilasına karşı Risale-i Nur hakikatları bir kal'a olduğu gibi alem-i İslam'ın ve Asya kıtasının hali hazırdaki itiraz ve ittihamını izale ve eskideki muhabbet ve uhuvvetini iade etmeye vesile olan bir mucize-i Kur'aniyedir. Bu memleketin vatanperver siyasileri çabuk aklını başına alıp Risale-i Nur'u tab ederek resmen neşretmeleri lazımdır ki bu iki belaya karşı siper olsun. Acaba bu 20 sene zarfında, şimdi 100 sene oldu, imanı tahkikiyi pek kuvvetli bir surette bu vatanda neşreden Risale-i Nur olmasaydı, bu dehşetli asırda, acip inkılaf ve inflaklarda bu mübarek vatan Kur'an'ını ve imanını dehşetli sadmelerden tam muhafaza edebilir miydi? Said Nursi. Altıncı noktada ifade etmeye çalıştığımız, fakat mevzuların derin ve her biri belki günlerce izah edilmesi gereken ehemmiyetli mevzular olduğu için inşallah tafsilli olarak başka yerde yazıp ifade etmeye çalışacağız. Bu iki mektubumuzu beyan ettikten sonra Risale-i Nur'dan birkaç satır daha söyleyip bir dua ile bitirelim. Onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır, onu unutan saraylarda da olsa zindandadır bedbahtır. Din ile hayat kabili tefrik olduğunu zannedenler felakete sebeptirler. Din hayatın hayatı hem nuru hem esası. İhya-yı din ile olur şu milletin ihyası. Cenab-ı Rahman'ın bu üç aylar hürmetine, rahmetellil alemin olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ümmetine rahmetiyle imdad eylesin. Amin. Asarı gazab-ı ilahi olan afat ve dalaletlerden muhafaza eylesin. Amin, amin, amin.